Tevfik Yaman Türk neyi istiyor? Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyor. Doğru. Ama bunun kararını sahaya çıkarak net bir şekilde ortaya koyması lazım. Çünkü biliyorum ki Tevfik Yaman Türk'ün ekibin içerisinde de başkanım olağanüstü kongreye değil, biz 1,5 yıl kongreye hazırlanalım, daha güçlü gelelim diyenler var. Sayın Başkanım, zaman bu zaman, Beşiktaş'ın size ihtiyacı var, aday ol diyenler de var. O yüzden orası bir belirsizlik oluyor. Cuma günü değil de belki de Perşembe akşamını Tevfik Bey'i bekleyeceğiz. Yani aday diyenler doğru söylemiyorlar. Aday değil, kesinlikle olmayacak diyenler de eksik bilgiyi de paylaşıyorlar. Şu anda Tevfik Bey'in söylediği şu, cuma gününe kadar bir fikrim olacak, o gün düşüncemi açıklayacağım. Bu aday açıklaması olmayabilir. Olabilir de. Abi, diğer özellikle konu, Hasan Arat'la ilgili soru geliyor. İstersen onları ileteyim sana izleyenlerimizden. Tabii ki. Bir şu sorulmuş abi. Hasan Arat nasıl bir adam, nasıl bir başkan olur Beşiktaş için? Fatih Bey ne düşünüyor denilmiş. Bir de sen Metin Vardar ismini söyledin ama yönetimde olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz tabii ki. Hasan Arat'ın listesi. Evet, Hasan Arat'ın listesi hazır mı diye sorulmuş bir de abi Hasan Arat'la ilgili. Şimdi ben listesine girecek Hasan Bey'in düşündüğü, Hasan Arat'ın düşündüğü isimlerden birincisi Murat Özyeğin, Hüsnü Özyeğin'in oğlu. Özyeğin Holding'in de Murat Özyeğin. O da kıymetli bir iş adamı. Çok iyi eğitimli birisi. Çok zeki de bir isim. Beşiktaşlı bir isim olarak da tabii bu tür görevlerde görev alması tabii beklenti. Ben Sayın Murat Özyeğin'in Hasan Arat'a destek verdiğini biliyorum ama yönetimde de yer alacağını düşünüyorum. Geçen Rauf Tömer, rahmetli Rauf Tömer'in cenazesine gittiğimde Hüsnü Özyeğin, Murat Özyeğin ve Hasan Arat birlikteydiler. Orada hani konu açılmadı cenaze olduğu için ama ben Murat Özyeğin'in listede olacağını düşünüyorum. Verdiğim bilgi Mete Vardar ile ilgili. Daha önce tecrübesi de var. Hasan Arat'ın listesinde Mete Vardar'ın olacağını düşünüyorum. Hasan Bey'in Mete Vardar'ı alacağını bilgisini biliyorum. Ve Vardar ailesi şu anda Hasan Arat'ı destekleme kararı aldı. Bu bilgiyi de ilk kez burada paylaşalım. Onun dışında başka isimler de var. Çalışıyor tabii ki. Zamanı geldikçe açıklayacaktır. Hasan Arat arkadaşlar Beşiktaş'ın eski sporcusu birincisi. İki Süleyman Seba döneminin ikinci başkanı. Ayrıca Olimpiyat Komitesi'nin başkan yardımcısı. Ayrıca Avrupa Oyunları'nın organizasyon başkanıydı. Uluslararası şey olan, yabancı dili iyi olan çok değerli bir spor adamı. İyi bir Beşiktaşlı. Onun dışında da iş hayatı da olan, sadece sporcuyla değil iş hayatı olan bir isim. Birincisi Hasan Arat çıktı dedi ki Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için çevremle, ilişkilerimle, ekibimle, aklımla, tecrübelerimle aday olmak istiyorum dedi. Ben tabii ki bu Sayın Hasan Arat'ın bu çıkışını takdirle karşıladım. Çünkü birisi bir aday ciddi bir şekilde ortaya çıkıyorsa, ben Beşiktaş'ın sorunlarını çözmeye talibim diyorsa ve bunun için dertleniyorsa, bunun için vakit harcıyorsa ve Beşiktaş'ı bu sürede yaşıyorsa ki tabii gençler bilmeyebilir. Hasan Arat 2000 öncesindeki süreçte ya da 2002'de ve 2004'te aday olmuştu Serdar Bilgili'ye karşı. O dönemde iki seçim kaybetmişti ki kaybettiği seçimlerde de çok böyle hani 100 oyla, 150 oyla falan kaybetti. Yani hani kaybetmek de bir de o dönemde hani öyle böyle büyük farklar olmamıştı. O yüzden o süreçleri de hatırlatalım. Beşiktaş camiasındaki bir tabanı var. Ama son derseniz 19 yıldır da kongre üyeleri kulübün içinde değil. Kulüp siyasetinin içerisinde değil ama kulübün içinde. Nerede biliyoruz? İşte Beşiktaş'ın şeylerine bakıyoruz. Maçlarına bakıyoruz, cenazelerine bakıyoruz. Camiye ilişkilerinde Hasan Arat zaten kendi camiası kopmadı. Kongrelerde, divanlarda konuşuyor. Gençler bilmeyebilir ama Beşiktaş camiasının bir ferdidir. Eski bir sporcusudur. Süleyman Seba'nın ikinci başkanlığını yapmış bir isimdir. Ve onun adaylığı benim nazarımda da çok kıymetli ve değerlidir. Tabii kongre başka bir havadır. Herkes kimi destekler, üye yapısı nedir, kimi inandırır. Çünkü taraftar şunu da beklemeye başladı. Sadece taraftar, camia da şunu beklemeye başladı. Artık şunu soruyorlar. Sormaları da gerekir. Başkan ve yöneticilere. Kötü bir alışkanlık oldu son 4-5 yıldır. Başkan adaylarını konuşuyoruz. Arkadaşlar, başkan adayları mevzusu artık bitmiştir. Başkanlar kim olacak sorusu yeterli bir soru değildir. Başkanın listesinde kimler var? Şimdi talip edeceksiniz adaylardan. Kimlerden oluşturuyorsunuz bu listeyi? Bir listenizi anlatın. İnsanlar gizli listeler değil, son dakika açıklanan listeler değil.
tek tek Beşiktaş'ı yönetmeye talip olan isimleri tanımak, ona göre değerlendirme yapmak istiyor. Bu bir. İki, siz listenizi açıkladınız. Projeleriniz nedir? Ya Beşiktaş'la ilgili, ya ben varsam şeye gerek yok. Öyle bir şey yok. Beşiktaş Kongresi şunu diyor artık. Beşiktaş'la ilgili projeleriniz nedir? Bütün adaylara söylüyorlar. Aday olmak isteyenlere de söylüyorlar. Proje üretin. Beşiktaş'a neyi vaat ediyorsunuz? Nasıl projeler yapacaksınız? Tesis mi yapacaksınız? Kimlerle çalışacaksınız? Hangi futbolcuları getireceksiniz? Şampiyonluk mu? Basketbolda ne yapmak istiyorsunuz? Futbolda ne yapmak istiyorsunuz? Bunları merak ediyorum. Arazi kazandıracak mısınız? Stat yapacak mısınız? Başka ne projeleriniz var? Ben adayım demek de olmuyor. Bir, üç, iyi bir yönetim kurdunuz. İyi bir başkansınız. Döndünüz. Projelerinizi açıkladınız. İyi de bu projeleri gerçekleştirecek profesyonel kadrolarınız kim olacak? CEO'nuz kim olacak? Pazarlama müdürünüz kim olacak? Hangi ekiple çalışacaksınız? Bu ekibin standartı ne olacak? Eğitimi ne olacak? Yeterliği ne olacak? Dil olacak mı? İşin uzman insanlardan mı oluşacak? Yoksa işte Galatasaraylı, Fenerbahçeli ya da başka takımların mensup üyelerle mi bu işleri yürüteceksiniz? Bunları soruyor. Bunları merak ediyor. O yüzden şeffafça bunları soruyor. Bu soruları iyi cevap veren Sayın Ahmet Nurçevi aday olursa belki teveccüh gösterilir. Hasan Arat bu süreci doğru anlatır sürecirse Hasan Arat teveccüh gösterir. Yarın Tevfik Yaman Türk çıkarsa ona teveccüh gösterir. Ya da bu sürecin içinde Emre Koca da çıkar kendini ifade ederse belki ona teveccüh gösterir. Ama taraftar şunu söyler. Kim aday olursa olsun bu süreçte geç kalmadan listesini, projelerini ve bu projeyle hayata girecek kadrolarını öğrenmek istiyor. Mesele budur arkadaşlar. O yüzden Hasan Arat erken çıktığı için, net olduğu için ve üyelerle görüştüğünde sürekli onlara projelerini anlatıyor, süreçlerini anlattığı için Hasan Arat giderek böyle üstüne koya koya gidiyor. Ama daha seçim satına yeni giriliyor. Çünkü rakipler ortaya çıkmadan birçok başkan, birçok yönetici, birçok kongre üyesi, birçok dernek elini açık etmedi. Kimi destekleyeceği konusunda ya bekliyorlar, pozisyon almıyorlar ya da çıkacak adaylara göre pozisyon alacaklar. Bu da süreci biraz kilitlemiş durumda. Çok sağlıklı bir seçim ortamının önüne engel ama dediğim gibi adaylığı kesin olan isimler daha net süreci devam ettiriyor. Şimdi izleyenlerimiz de yazıyor abi, Ahmet Nurşevi'ye de bir tepki var. Yani şöyle, artık hem TFF hem medya nezdinde bir ağırlığı kalmamıştır denilmiş. İşte %99 şampiyonuz açıklaması, işte seçimi sürüncemede bırakması, işte sponsorluktan biraz tepki görmüştü taraftarlardan, stat sponsorluğun çok geç açıklanmasında. Ben de şunu soracağım abi, şimdi sen de dedin seçim geç yapılacak şimdi. Sonrasında transfer dönemi var ama Ocak ayında da bir Afrika Kupası var. Yani Beşiktaş'ın yeni gelecek yönetim de olsun, zor bir süreç bekliyor Ocak'tan sonra, özellikle saha içi anlamında. Kesinlikle. Yani Ahmet, ben evet. Sayın Çebi'yle ilgili, başkanla ilgili fikirlerimi söyledim burada. Taraftar kırgınlığında haklı. Ben sadece burada yazan genç kardeşlerimiz, genç taraftarlar değil. Beşiktaş camiasının köy içine de iniyorum, yemeklere katılıyorum, kongreleriyle oturuyorum, gruplarla görüşüyorum. Yani bu ara çok millet diyor ya hani 3 şarjım bitti falan. Yani benim şarjım sürekli bitiyor. Sabah, akşam, gece, gündüz. Dün 4'te yattım. Sabah 9'da kalktım. Hala Beşiktaş gündemi var. Buradan bir görüşmeye gideceğim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Güven kırılırsa toparlamak zordur. Güven kırılırsa, ben bu şartlarda insanların tercihlerine saygılıyım. Herkes kendi kaderini yaşar ama bu saatten sonra çok böyle olağanüstü şeyler yapması lazım. Böyle şaşırtacak şeyler yapması lazım. Yeniden kaybolan güveni tahsis etsin. Taraftar sevdiğimi tam sever Beşiktaş taraftarı öyledir. Beşiktaş Kongresi. Bir de taraftarla ilgili bir süreç değil. Bence orayı yanlış okudular zaten. Tepki koyan, kırılgı gösteren bir taraftar tribün değildi sadece. Ya sahada kongre üyeleri de aynı duyguyu yaşıyor. Güven kırıklığını yaşadı. Kalp kırıklığını yaşadı. Diğer birçok ona başkana destek veren, güçlü başkan, 20 sandıktan lider çıkan insanlara bugün sorduğunuzda ben bu sebebi verdim, bu dava vermeyeceğim diyor. Sen bu Sayın Başkan bunun halinizi yapacaktır. Yaptığı için zaten kararsız kalıyor ve ben bu konuda bir teveccüh olacağını düşünmüyorum. Yani eğer aday olursa ve kazanırsa da bu sürecin çok sancılı geçeceğini düşünüyorum. Yani biz gazeteciler olarak, arkadaşlar sizi anlıyorum ama bizim birine aday olma deme hakkımız yok. Benim söyleyebileceğim tek şey, Sayın Başkan aday olursa çok dikenli değil, çok zorlu, patikalı, çok olağanüstü sıkıntıların olabileceği bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor.
Tabii ki kendisi de bekliyor diyebilirim. Onun dışını iletmek biz gazeteciler için doğru bir tanımlama olmaz. Herkes kendi kaderini, kararını kendi verir ve kaderini de kendi yaşar. Ama Beşiktaş ilgilendirdiği için de Beşiktaşlılar şöyle düşünüyorlar. İşte kitlesel oylar var, işte iktidarda olmanın avantajı var. Doğrudur ama Beşiktaş Kongre üyesi arkadaşlar, işte aday olursa kesin kazanırmış vesaire falan diyenler var. Kongre üye salona gelenler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Vicdanı, aklı ve oy pusularıyla baş başa kalıyorlar. O perde çekildiği anda dışarıda kim ne derse dersin, kime söz verirse versin, kim için gelirse gelsin, kim getirirse getirsin hiç fark etmez. Gerçekten Beşiktaşlı olan ve Beşiktaş'ı bilen insanlar giderler orada gereğini yaparlar. Daha önce oldu mu oldu. O yüzden öyle yani şu oylar bu oylarla falan bu iş yürümez. Burada adayların, çıkacak adayların, olacak adayların vereceği mesaj şu. Güçlü liste koyacak. Ben seçtim olmalı listesi değil. İki, güzel projeler üretecek. Üç, Beşiktaş'ın mücadelesi savaşında haksızlığa uğradığında masaya yumruğu vurmayacak. Bu kararlılığı gösterecek yönetimlerin oluşması lazım. Taraftarlar bunlar.